Merhabalar. Şimdiye kadar, bu noktaya kadar geldiğimiz tüm derslerde gerilme konusunu detaylarıyla işledik. Şekil değişimi konusunu detaylarıyla işledik. Birinde denge denklemleri, diğerinde kinematik deformasyonun kinematik bağıntılarıyla detaylı bir şekilde çalıştık. Ve en son yaptığımız iki derste ise Hooke yasasını detaylıca işledik. Yani bu gerilme bileşenleri ile gerilme tensör bileşenleri ile şekil değişimi tensör bileşenlerini malzeme özellikleri ile bir araya geldiği ve elastisite matrisi diye tanımladığımız CIJ veya CIJKL tensörü ile nasıl bu gerilme bileşenleri ve şekil değişimi bileşenlerini genelleştirilmiş Hooke yasası çerçevesinde bu konuyu çalıştık. Şimdi artık geldiğimiz bu noktada biz elastisite problemlerini bütün bu öğrendiğimiz bilgileri sentezleyerek çözebilme noktasına artık geliyoruz. Yani verilen bize genel bir problemi yer değiştirme alanlarıyla, yani dağılımıyla, şekil değişimi alanıyla, dağılımıyla ve gerilme dağılımıyla nasıl bulabiliyoruz? Artık o noktaya doğru gidiyoruz. Gerekli bilgileri ve donanımları çoğunu elde etmiş bulunuyoruz. Ve geçtiğimiz dersin, bir önceki dersimizin sonunda da elastisite denklemlerine değindik. Ki bu dersimizde ve bundan sonraki dersimizde ana konumuz bu olacak. Elastisite denklemlerini detaylıca bir işleyeceğiz. Şimdi biz lineer elastik, elastisite dersinde burada lineer problemlere odaklanıyoruz bu ders kapsamında. Homojen problemlere odaklanıyor olacağız. Temel konular adını verdiğimiz bu derste. Ve izotropik malzemeler üzerinde duruyor olacağız. Geçen dersimizde anizotropi, ortotropi ve izotropiyi de çalışmıştık hatırlayacağınız üzere. Şimdi bu tür bir problemde bizim lineer elastisite denklemlerimiz, bizim şu ana kadar öğrenmiş olduğumuz 6 adet gerilme bileşeni, 6 adet şekil değişimi bileşeni ve 3 adet de yer değişimi, yer değiştirme bileşenleri ile formalize edilmiş 3 adet bir defa bizim denge denklemimiz var. Toplamını şöyle bir söylüyoruz. 6 adet gerilme şekil değişimi denklemimiz var. Yani bünye denklemleri veya İngilizce olarak constitutive relations diye geçiyor. Gerilme ve şekil değişimi bileşenlerini birbirine bağlayan, ki bu Hooke yasasıyla oluyor geçtiğimiz dersten bildiğimiz üzere. Bir de kinematik bağıntılardan elde ettiğimiz deformasyonun kinematik geometrik analizinden elde ettiğimiz şekil değişimi, yer değiştirme bağıntılarımız var. 6 adet denklemimiz de buradan var. Toplam 15 adet denklemimiz var. Ve bizim 15 adette bilinmeyenimiz var. Bu 15 denkleme karşın. Nedir onlar? 6 adet gerilme bileşenini bilmiyoruz. 6 adet şekil değişimi bileşenini bilmiyoruz. 3 adet yer değiştirme bileşenini, onların dağılımını bilmiyoruz. Şimdi eğer verilen bir problemde UI çözümünde, yani U, V ve W, X, Y, Z yönlerindeki yer değiştirme dağılımlarımız, eğer çözüm formülasyonunda açıkça kullanılmıyorsa bizim elde edeceğimiz çözüm uygunluk denklemlerini de sağlamalıdır. Saint-Venant uygunluk denklemleri. Saint-Venant compatibility equations. Peki, ayrıca bizim problemimizde, şu denge denklemlerimizde bakınız, ne var? BI var. Neydi bu? Bünye kuvvetleri veya hacimsel kuvvetler. Cismin içine, hacmine yayılmış. BI her üç yönde olan BX, BY, BZ. Ve bu BI hacimsel kuvvetler ve TI nu, neydi bu? Sınır yüzeyde etki eden bir traksiyon vektörü. Nu normal
birim vektörüne sahip yüzeyde etkeden traksiyon vektörümüz. Bunlar da statikçe denge denklemlerini sağlayacak şekilde uyumlu olmalıdır. Dolayısıyla bu BI ve TI new, dolayısıyla oluşacak olan gerilme dağılımları da cismin içerisinde denge denklemlerini sağlamalıdır. Ki zaten buradaki birinci şu grupta yazdığımız 3 adet denklemin amacı nedir? Kısmi diferansiyel denklem o cismin tümünde, tamamında, tüm bölgede geçerli olmalıdır. Her bu 3 denklem, 6 denklem artı şu son 6 denklem. Bunların hepsi de cismin tamamında, tüm bölgesinde geçerli olmalıdır. Şimdi biz bu denklem takımlarını kullanarak 3 sınıf sınır değer problemi tanımlayabiliriz. Sınır değer, boundary value problems diye geçer. Boundary value problem. 1. Bir defa verilen bir hacimsel kuvvet dağılımı olabilir. Ve sınır yüzey üzerinde belli bir bölgede veya tamamında tanımlı bir yüzey traksiyon dağılımı tanımlanmış olabilir. Ve cismin içerisindeki tüm noktalarda yüzey dahil gerilme ve yer değiştirmelerin belirlenmesi bizden isteniyor olabilir. Bu birinci tür problemde. 2. Yine verilen bir hacimsel kuvvet dağılımı cisim içerisinde ve tüm sınır yüzey üzerinde tanımlı yer değiştirme dağılımı verilmiş olabilir bize. Yine bu tür bir yüklem altında ki deplasman sınır yüzey üzerine verdiğimiz bir yer değiştirme sınır şartları da bir yükleme şartıdır aslında. Deplasman kontrollü bir problemdir. Yine cismin içerisindeki tüm noktalarda gerilme ve yer değiştirmelerin belirlenmesi istenebilir. 3. Yine verilen bir hacimsel kuvvet dağılımı olabilir cismin içerisinde, bölgenin içerisinde, problem edeceğimiz bölgenin içerisinde. Sınır yüzeyin belirli bir kısmında ki ona biz S1 yüzeyi diyelim. Tüm sınır yüzey S1 artı S2'ye bölünmüş olsun. Burada S1 yüzeyinde traksiyon dağılımı veriliyor olsun. Yani yüzeydeki gerilme vektörleri tanımlanabilir. Ve geriye kalan sınır yüzeyinde ise yani S2 yüzeyinde ise yer değiştirme dağılımları tanımlanmış olabilir. Yine cismin içerisindeki tüm noktalarda gerilme ve yer değiştirmelerin belirlenmesi isteniyor olabilir. Bu tür problemleri de üçüncü tür veya karışık sınır değer problemi denir. Yani şu şekilde mixed boundary value problem. Karışık, karıştırılmış. Yani bir kısmında deplasman sınır şartı var, bir kısmında gerilme vektörü, traksiyon sınır şartı var ve çözüm isteniyor. Traksiyon tanımlı yüzeylerde, TINU'nun tanımlı olduğu yüzeylerde biz Cauchy formülünü hatırlayalım. Cauchy formülü geçerlidir. Neydi o? TINU eşittir tau ij nu j veya bunu sigma ij nu j veya sigma ij alfa j olarak da yazabiliriz. Bazı kaynaklarda tau ij, bazı kaynaklarda sigma ij diye gerilme tanımlanmış olabilir şeklinde söylemiştik daha önce. Şimdi birinci tür sınır değer problemleri yani sınır yüzeyinde gerilmelerin tanımlandığı bir problem. O zaman temel denklemleri gerilmeler cinsinden ifade edip o sınır bölgesinde cismimizin sınır bölgesi, boundary kısmında gerilmeler cinsinden sınır şartları verileceği için problemi de gerilmeler cinsinden formalize etmek uygun olacaktır. Dolayısıyla uygunluk denklemini de sağlaması gerekeceği için bizim problemimiz. Uygunluk denklemimizi de yine gerilmeler cinsinden Hooke yasasını yazarak ifade edebiliriz.
Neydi o? Epsilon ij eşittir 1 artı nü bölü e tau ij veya sigma ij eksi nü bölü e tau kk delta ij. Bu yine sigma kk veya j1 olarak da daha önce gördük hatırlayacak olursanız. Yani tau 1,1 veya sigma 1,1 artı sigma 2,2 artı sigma 3,3. Yani stres tensörünün, gerilme tensörünün birinci değişmezi. Birinci invariantı. İnvariant neydi? Koordinat sistemi hangi sisteme dönerse dönsün uzayda analiz ettiğimiz eksen takımı bu sigma kk değeri değişmiyordu. 3 normal gerilmenin toplamı, gerilme bileşeninin toplamı. Peki epsilon ij gerilmeler cinsinden, gerilme bileşenleri cinsinden uygunluk denkleminde yazıldıktan sonra denge denklemi, denge denklemlerimizi de dikkate aldığımızda bu uygunluk denklemini biz şu formda yazabiliriz. Nabla kare tau ij artı 1 bölü 1 artı nü kappa ij kappa virgül ij eksi nü bölü 1 artı nü delta ij nabla kare kappa eşittir hacimsel kuvvet bileşenlerinin yine türevlerini içeren ifademiz. Burada tabi biz kappa'yı tau kk yani aslında sigma kk veya j1 olarak da biz burada adlandırabiliriz. Bu aslında uygunluk denklemlerimizin şu formatta tamamen gerilmeler cinsinden, gerilme bileşenleri cinsinden yazılabildiği form ve bu forma Beltrami-Michel denklemleri diyoruz. Beltrami-Michel denklemleri. Şimdi bu denklem takımının buradan 3 boyutlu bir problemde 6 adet denklem takımı elde ederiz. Değil mi? Tau ij'in 6 adet bağımsız bileşeni var. Bir defa bu denklem takımının çözülmesi ile sınır yüzey üzerinde Cauchy formülünü sağlayan, denge denklemlerini sağlayan, neden? Çünkü biz denge denklemlerini de dikkate alarak uygunluk denklemini bu hale getirmiş olduk, bu şekilde yazabilmiş olduk. Biz bunu sağlayan tekil değerli sürekli yer değiştirme dağılımından elde edilebilecek bir gerilme bileşenleri dağılımları elde ederiz. Neden? Çünkü uygunluk denklemini baz alarak Hooke yasasını kullanıp şekil değişimi bileşenlerini gerilmeler cinsinden ifade ederek uygunluk denklemini yazdık. Uygunluk denklemini sağlaması demek tekil değerli ve sürekli bir yer değiştirme dağılımı elde etmemiz demek. U, V ve W bileşenler açısından. Aynı zamanda bu formata getirirken denge denklemleri de kullanıldığı için denge denklemlerinin de böylece sağlandığından emin olunmuş olmaktadır. Burada tabi biz sınır şartlarında Cauchy formülünü de uygulayarak ne yapmamız gerekiyor? Sınır şartlarını da uygulamamız ve böylece sınır şartlarını da sağlamış olmamız gerekiyor problemin çözümünde. İkinci tür problemlerde ise şimdi biz tau ij, epsilon ij ve epsilon ll cinsinden yani bu sefer gerilmeleri şekil değişimi bileşenleri cinsinden, şekil değişimi bileşenlerini de yer değiştirme bileşenlerinin türevleri cinsinden ifade edebiliyoruz. Bu sefer bunları denge denklemlerinde kullandığımız zaman bu denklemlerimizi denge denklemlerimiz yer değiştirme dağılımlarına bağlı yani bağımsız değişkenimizin yer değiştirme bileşenleri olduğu 3 adet denge denklemi elde etmiş oluruz. Ki o burada G yani kayma elastiklik modülü çarpı nabla kare ui artı lambda artı g parantezinde uj virgül ji artı bi eşittir 0. Bu denklemden elde edeceğimiz 3 adet denklem. Neden 3 adet? Çünkü ui dediğimiz zaman
U1, U2, U3, U ve W temsilen ayrı ayrı 3 denklem gelecek. Bu 3 adet denklem Navier elastisite denklemleri olarak bilinmektedir. Claude Louis Navier'e atfen Fransız mühendis 19. yüzyıl Navier denklemleri olarak bilinmektedir. Ayrıca burada gördüğümüz lambda mu yani g aslında bu da lame sabitleridir. Daha önceki dersimizde geçmişti hatırlayacağımız üzere. Yine bu da Fransız matematikçi 19. yüzyıl Fransız matematikçisi Gabriel Lame. Gabriel Lame'ye atfen Lame sabitleri olarak bilinmektedir. Şimdi burada eşitliğimizin sağ tarafı bu denge denklemlerini temsil ediyor tabii bu Navier elastisite denklemleri. Eğer dinamik bir problemden bahsediyorsak sağ tarafa bizim ne gelecektir? Rho çarpı ui üst 2 nokta. Neyi temsil ediyor bu ui üst 2 nokta? Del kare ui del t kare. Değil mi? Bir değişkenin üzerindeki tek nokta zamana göre birinci türev. İki nokta varsa zamana göre ikinci kısmi türev. Şimdi bu yukarıdaki denklem takımı da sınır yüzey üzerindeki sınır yer değiştirme şartlarını sınırda tanımlanmış yer değiştirme sınır şartlarında sağlayacak şekilde çözülür. Üçüncü tür bir problem takımı vardı ki bir kısmında sınır yüzeyin gerilme, bir kısmında yer değiştirme sınır şartları tanımlanıyordu. Yani mixed boundary value problems, karışık sınır değer problemleri. Bu tür problemlerde de varyasyonel, değişimli, variational methods gibi yöntemler, sonlu eleman yöntemleri gibi yöntemler gayet başarılı bir şekilde kullanılmaktadır. Şimdi St. Venant prensibinden bahsedelim. Problemlerin çözümünde uygulayabileceğimiz bir yöntem. Şimdi bazı durumlarda yüzey traksiyonlarının basitleştirilmesi tercih edilebilir. Mesela rigid cisim mekaniğinde yayılı kuvvetler, biz yayılı kuvveti alıp işte uzak bölgelerde hesaba katarken bunun basitleştirilmesini yani statik olarak eşdeğer noktasal bir yük veya kuvvetler ile temsilini alarak o şekilde işlemimizi devam edebiliriz. İşlemimiz de bu daha basitleştirecektir, daha kolaylaştıracaktır. Denge denklemlerini yine sağlayacak şekilde. Şimdi elastisite problemlerinde de yani rigid cisim mekaniğinde bunu yapabiliyoruz. Çünkü deformasyon orada bizim analiz ettiğimiz bir baktığımız bir konu değil. Yer değiştirmeler, şekil değişimi vesaire. Cismi rigid olarak addedip kuvvet dağılımına bakıyoruz. Değişik bölgelerdeki kuvvet ve iç kesit kuvvetlerine, iç kesit momentine vesaireye bakıyoruz. Ancak elastisite problemlerinde de biz aslında St. Venant prensibi sonucu yayılı kuvvetler veya yüzey traksiyonlarını da bu kuvvetlerin etki ettiği bölgenin uzağında bulunan bölgelerde etki eden gerilme ve deformasyon karakteristiğini değiştirmeyecek şekilde ki değiştirmeyecektir. Bulunduğu bölgede onların statikçe eşdeğer noktasal kuvvetler ile temsil edebiliyoruz. Yani biz aslında sadece bu değişiklikten bu kuvveti bir noktasal kuvvet olarak temsil etmemiz veya noktasal moment olarak oradaki gerilme dağılımını temsil etmemizin neticesinde sadece lokal bölgede bizim bir gerilme ve deformasyon dağılımına bir etkimiz olacaktır. O şartı uyguladığımız, o noktasal kuvveti koyduğumuz yer, onun uzağındaki bölgelerde
statikçe eşdeğer olduğu için bu uzak noktada uyguladığımız kuvvet, tekil kuvvet, yayılı kuvvete veya gerilme dalına uzak bölgelerde bir etkisi olmayacaktır veya olsa bile sıfıra yakın olacaktır. Mesela şu, bu aşağıda gösterdiğimiz şu ankastre kirşe, bir bakalım ankastre kirşin mesnet noktasında şu P dış kuvvetinden dolayı elbette burada bir gerilme dağılımı olacaktır. Tam bu kesitte duvara ankastre bir şekilde birleştiği noktada, kesit üzerinde burada cismimizin. Yani aslında bir değişken, karmaşık bir kuvvet dağılımı oluşabilecektir duvar tarafından uygulanan. Ancak biz bunu bir kuvvet ve bir moment çifti tarafından temsil edebiliriz. Bu P kuvvetimizin bu A noktasındaki rigid cisim mekaniği etkisini temsil edebilmek için. Nedir o? Toplam Fy eşittir sıfırdan bir Fa A noktasında bir dikey kuvvet uygulamamız lazım. Oradaki mesnedi temsilen P kuvvetimizin saat yönünde bir moment döndürme etkisi olduğu için A noktasında bir de ne olması lazım? Saatin ters yönünde bu P kuvvetinin moment etkisini dengeleyecek saatin ters yönünde bir moment etkimiz olması gerekir. Dolayısıyla bu durumda duvarın yeterince sağ tarafında kalan bölgelerinde, yani duvarın bu sınır şartının olduğu mesnet noktasından yeterince sağ tarafa gittiğimiz zaman gerilme ve şekil değişimi dağılımında bir etkilenme söz konusu olmayacaktır. Çünkü burada gerçek durumdaki karmaşık iç gerilme ve iç kuvvet dağılımı, oradaki o ankastre rigid tutma noktasında buradaki oluşacak olan karmaşık gerilme dağılımını şu şekilde bizim bir tekil dikey kuvvet ve tekil moment tepkisine indirgememiz sadece o bölgeyi lokal olarak etkileyecektir. O diğer bölgelerde biz bu sadeleştirmeyi yapıp mesnet noktasındaki şu kuvvet ve momenti tepki kuvvet ve moment olarak uygulayıp analizimize devam edebiliriz. Buna biz Saint-Venant prensibi diyoruz. Ve sıklıkla çözümlerde kullandığımız bir yöntem. Şimdi bu karışık sınır değer problemlerinde, yani bir kısmında deplasman, bir kısmında gerilme sınır yüzeyimizin tanımlandığı sınır şartı olarak elde edeceğimiz çözüm tek yegane çözümdür. Yani eşsiz çözümdür. Çözümü daha doğrusu tekildir, tektir. Birden fazla çözümü yoktur. Alman matematikçi Franz Neumann tarafından belirlendiği üzere. Şimdi bunun detaylarına bir bakalım. Doğrusallaştırılmış, yani linearized dinamik durum halinde problemimizin lineer formülasyona sahip olduğu durumda, lineer olmayan değişkenler içermediği bir durum için geçerli olmak üzere sınır şartlarını da zamanın fonksiyonu olarak ifade edebiliriz. Örneğin S1 üzerinde neydi? Gerilme kısmını, sınır şartlarını tanımlıyorduk. Zaman değişkenini de dahil edebiliriz biz. Gördüğünüz üzere x, y, z konumsal dağılıma ek olarak traksiyon vektörümüze sınır şartında t değişkenini de ekleyebiliriz ki bu bir fi kuvvet dağılımı olarak, gerilme vektörü dağılımı olarak bilebiliyor olabiliriz. Fi f1, f2, f3 yani x, y, z yönlerinde sınır yüzey üzerinde bizim dağılmış olan gerilme vektörlerimizin x, y, z bileşenleri. Aynı şekilde S2 üzerinde de ui bir gi olarak ve x, y, z ve t'nin fonksiyonu olarak biz sınır şartları verebiliriz.
Başlangıç şartlarımızda da bizim bütün deplasmanlarımız ve problemimizdeki tüm hızlar, yani UI nokta sıfır olsun. Tüm cisim üzerinde T eşittir sıfır konumunda. Bu da HI veya KI fonksiyonu olarak verilebilir. Sıfır olmadığı durum için, eğer sıfırdan farklı ise tüm V bölgesinde de biz bunları bilebiliyor olabiliriz. Eğer sıfırdan farklı ise. Bunlar da farklı fonksiyonlar. Sıfır konumu T artık belli olduğu için sadece X, Y, Z'nin fonksiyonu gördüğünüz üzere. Şimdi biz verilen karışık sınır değer bir problem için eğer birden fazla çözüm var ise, olabilecek ise, bu birinci çözüm UI prime, ikinci çözüm UI double prime olsun, çift üstü, çift prime. Ben buna UI prime diyeceğim, şunu da UI double prime diyeceğim. Tanımlı olsun. İki adet, o zaman biz yer değiştirme alanı çözümü olduğunu varsayalım. Altını çiziyoruz, varsayalım. Şimdi bu durumda bu çözümlere karşılık gelen bir gerilme şekil değişimi bileşenleri dağılımı hem prime kısmı için hem de double prime kısmı için olacaktır. Yani bu varsa eğer her iki çözüm seti içinde olacaktır. Tau ij prime, epsilon ij prime, tau ij double prime, epsilon ij double prime. Şimdi o zaman yeni bir yer değiştirme alanı da biz tanımlayabiliriz. Problemimiz lineer, doğrusallaştırılmış bir formül. Lineer olmayan bir kısma bakmıyoruz. Dolayısıyla iki çözüm varsa o iki çözümün biz toplamını da bir çözüm olarak alabiliriz, değil mi? Diferansiyel denklemlerin çözümünde. O zaman bizim UI eşittir UI prime eksi UI double prime da bizim varsayılan iki çözüm aramız arasındaki fark olarak ben tanımlayabilirim bunu UI şeklinde. Şimdi bunu tanımladığımız zaman UI, biraz önce de söylediğim gibi temel denklemlerimizin doğrusallığından, yani lineer formülasyondan yeni bir, bu yeni fonksiyon UI hacimsel kuvvet ve S1 üzerinde yüzey traksiyonlarının olmaması ve S2 üzerinde yer değiştirmelerin olmaması, yani UI eşittir sıfır durumunda temel denklemlerin çözümü olmalıdır. Peki o zaman ayrıca UI ve UI nokta için başlangıç değerleri de sıfırdır. Yani bizim sıfır kuvvetimiz, sıfır yer değiştirmemiz varsa sınır şartlarında, o zaman başlangıç şartlarında T eşittir sıfır noktasındaki tüm yer değiştirmelerimiz ve hız değerlerimiz de, yani UI noktamız da sıfır olacaktır. Bu durumda hareket denklemlerimiz, hatırlayalım, yani denge denklemlerimiz tau ij virgül j eksi rho del kare ui bölü delta kare eşittir sıfırdır. Denge denklemimizdi, değil mi bu? Ve hacimsel kuvvetimiz yok, bakınız. Hacimsel kuvvetimiz yok. Normalde burada bir de ne vardı? Bi terimimiz vardı. O yok. Ve rho del kare ui delta kare eşitliğimizin sağ tarafındaydı. İvme terimi, hatırlayacağımız üzere. Şurası da gerilme tensörünün kısmi türevlerini içeren terimdi. İlk terim, hatırlayalım. Şimdi biz bu problemde tau ij yerine, bakınız, tau ij neydi? Tau ij şekil değişimi enerjisi formülasyonundan hatırlayalım. Del u, yani şekil değişimi enerjisi yoğunluğu bölü del epsilon ij idi. Değil mi? Yerine yazdığımız zaman şu şekilde hareket denklemimiz yazılabilir. Burada biz del ui del t ile çarpalım ve tüm hacim üzerinden
Ve zaman için ise, zaman değişkeni için ise T0'dan T'ye kadar integre edelim. Denge denklemlerimiz. Daha doğrusu dinamik bir problem ele aldığımız için hareket denklemlerimiz. Ve unutmayalım, T eşittir T0'da başlangıç şartı için biz deplasmanları da hızları da sıfır aldık. Şu bizim hareket denklemimiz, şekil değişim enerjisi yoğunluğu da kullanılarak yazıldığı form, del ui del t ile çarpılmış durumda, hacim üzerinden integral, daha sonra zaman üzerinden integral. Tüm cisim üzerinde hacim integral alıyoruz ve zaman üzerinde de daha sonra integre ediyoruz. Şimdi şuradaki ikinci terimi ele alacak olursak, şu terime bakınız. Rho del kare ui del t kare. Bunu biz ve bunun şurada del ui del t ile çarpımı geliyor. Burada biz integrasyon sırasını değiştirirsek, yani zamana göre integrali başa aldık. Bakınız şurayı. Del kare ui del t kare del ui del t ve dv integralini sonra alacağız. Şimdi biz şuradaki ifadeyi bakınız 1 bölü 2 integral içi zamana göre olan integraldeki integral içi terimi 1 bölü 2 rho del del t parantez içerisinde del ui del t'nin parantez karesi olarak yazabiliriz. Bunu yazabiliriz. Hemen şurada onu açalım isterseniz. Bakınız. 1 bölü 2 orada kalsın. Rho. Şimdi del del t parantez içinin t üzerinde karesi var. Zamana göre kısmi türevini alacağız. Nasıl alacağız? O zaman parantezden dolayı, parantezin üstünden dolayı 2 gelecek. 2 del ui del t gelecek buradan. Üstünü 1 düşürdük. Çarpı bir de parantez içinin zamana göre kısmi türevi. Yani zaten kendisi del ui del t olduğu için bir de kısmi türev de almamız gerektiği için del kare ui del t kare gelecek. İkiler sadeleşecek. Aynı şuradaki ifademiz elimizde kalacak. Demek ki bu yukarıdaki ifadeyi şu şekilde yazabiliyormuşuz. Ve biz burada bunu zamana göre integre ettiğimiz zaman ve T0'daki değeri de sıfır olduğu için del ui del t hız terim değil mi bu? Ui nokta demek. Ne kaldı o zaman? Sadece herhangi bir T anındaki durumu gösteren şu üst limitimiz kaldı. Yani direkt aslında hacim integraline dönüşmüş oldu. Buradan sonra ise biz bunu B denklemi olarak şu şekilde not edebiliriz. Şimdi de şu ilk terime bakalım. Del del xj del ui del epsilon j. Şu ifadeye şimdi bakalım. Ve bu kısmi türev çarpanı buraya şimdi işlenecek. Parantez içindeki ilk terime şuraya bakacağız. Burada içeriye işlediğimiz zaman biz bu kısmi türevi bakınız şu şekilde del del xj'yi dışarıda bırakırsak eğer şu del del xj'den bu del del xj'in del ui del t'ye olan kısmi türevi de geleceği için burayı parantez içine kısmi türev olarak işlediğimizde ilave bir terim gelecek. Ne terimi gelecek? Şu terim gelecek işte. Del ui del epsilon ij del kare ui del xj del t gelecek. Onun için eğer biz del del xj ortak parantezine alırsak bu iki terimi şunu çıkartmamız lazım. Buradaki bakınız buradaki eksi işaretinde de olduğu gibi. Demek ki biz bu ifadeyi şuradaki iki satır halinde verilen bir integral olarak da yazabiliyoruz. Peki devam edecek olursak en son bu noktaya gelmiş idik. Şuradaki C denklemlerinin olduğu. Burada o zaman biz şu ifadede bakınız del
U yani italik U şekil değişim enerjisi yoğunluğu U'yu temsil ediyor. Altında bir indis yok. İndis olanlar şu UI olanlar deplasman. UX, UY, UZ veya UVW. Burada devam edecek olursak del U del epsilon IJ del del T şurayı bakınız UI del UI del XJ nasıl yazabiliriz? UI virgül J olarak yazabiliriz. Başka? Ben bunu ikiye ayırabilir miyim? UI virgül J simetrik bir tensördür. Değil mi? Simetrik bir tensördür. Dolayısıyla ikiye ayırabilirim. 1 bölü 2 del UI del epsilon IJ del del T UI virgül J artı 1 bölü 2 del U del epsilon JI del del T U J virgül I. Epsilon IJ simetrik tensör olduğu için yani epsilon IJ 1 bölü 2 UI virgül J UJ virgül I. Biz bu ifadede bakınız şuradaki 1 bölü 2'leri de dikkate alarak bu ifadeyi biz del U del epsilon IJ del epsilon IJ del T olarak yazabiliyoruz. Şuradaki del del T ne yaptı? Hepsinin parantez dışına çıkmış oldu. 1 bölü 2 UI virgül J artı UJ virgül I da bizim aslında burada epsilon IJ'miz olmuş oldu. Bu nedir? Del U del epsilon IJ del epsilon IJ del T. Burada zincir kuralı uygulanmış. Aslında şu ikisi sadeleştiği zaman bu del U del T'dir. Şekil değişimi enerjisi yoğunluğunun zamana göre türevidir. Şimdi biz bu sonucu V şu C denkleminde sağ tarafındaki ilk terim için Gauss teoremini kullanırsak şu terim için bakınız. Gauss teoremini kullanırsak elde edeceğimiz sonuç hemen bakıyoruz. Del del xj ilk terim del u del epsilon ij del ui del t yani şu parantez dışındaydı. Bu parantez dışındaki şu ilk terim için şimdi neyi kullanıyoruz? Şurası hacim integralinden Gauss teoremini kullanarak yüzey integraline geçiyoruz. Bunu yaparken de biz şuradaki kısmi türevi kaldırarak buraya ne koyuyoruz? Nu j koyuyoruz. Birim normal vektörümüzün bu yüzey integrali alınır iken birim normal vektörümüzün j bileşeni ile çarpımı geliyor. Daima j bileşeni ile buradaki j neyse bu işlemi yapar iken o gelecek. Peki eksi şu integral ifademiz ki onun sonucu da del u del t çıktı şurası. Bu şekilde yazmış olduk. Geldiğimiz noktada bakınız şuraya kadar gelmiş idik. S1 üzerinde biz ne biliyoruz? Del u del epsilon ij. Şurası yani. Yüzeye bakalım şu anda. Yüzey burası. Yüzey integrali alacağız şu integrali almak için. Del u del epsilon ij. Yüzey tüm sınır yüzey üzerinde. Tau ij. Sıfır dedik biz. Problemimizin kurgusunda. O zaman bunu sıfır almamız lazım. S2 üzerinde ise geriye kalan kısmı üzerinde ise bizim S neden oluşuyor? Cismin tüm sınır yüzeyi. S1 artı S2 yani şöyle bir cisim çizecek olursak bunun bir kısmında gerilme, diğer kısmında örneğin veya parçalı bir şekilde de olabilir. Deplasman sınır şartı verilmiş ise bu bölgede de dedik ki S2 üzerinde de del UI del T eşittir 0 olarak problemin başında belirttik. Dolayısıyla bu o zaman del UI del T de 0 S2 üzerinde. Yani S1'de şu birinci
terim çarpan 0 olarak geliyor. S2 üzerine integre ederken de ikinci terim tamamen 0 geldi o zaman yüzey integralinden. İkinci integral için, şu integral için integrasyon sırasını değiştirirsek ve T0'daki U değerimizin 0 olduğunu da dikkate alarak şurası bakınız del U. Neden? Çünkü şekil değişimi yok. T0'da deplasmanlar 0. T0'da deplasmanlar 0. Şimdi bu durumda o zaman elde edeceğimiz değer nedir? Şuradan direkt bunu önce T'ye göre şurayı integre ettiğiniz zaman del U del T T'ye göre integre ettik. U geldi. Yani şekil değişim enerjisi yoğunluğunun kendisi geldi. T0'dan T'ye integre ettik. T0'da değeri 0. Çünkü deplasman yok. Dolayısıyla şekil değişimi yok. Dolayısıyla şekil değişimi enerjisi yok ve onun dolayısıyla yoğunluğu yok. O zaman üst limit T, T'deki değeri de U. Şekil değişim enerjisinin kendisi. Geriye ne kaldı? Hacim integrali kaldı sadece şuradaki. İntegral sırasını burada değiştirdik şu integralde. Peki şimdi burada o zaman biz şu integralden hacim üzerinden integral eksi hacim üzerinden integral U dV elde ettik. Yani bu U şekil değişim enerjisi yoğunluğu olmak üzere. Şimdi biz bu sonucu ve denklem B'yi kullanarak neydi denklem B? Şuradaki rho del u i del t'nin karesi hacim üzerinden integral. Bu ifadeyi biz şu B denklemi şeklinde yazmıştık. Bunu kullanarak şuradaki işarete de dikkat edelim. Eksi işaretimiz var. A denklemimiz neydi? Bakınız. A denklemimizde bizim şurası ne hale geldi? Şu birinci terimimiz. Eksi hacim üzerinden integral u dv. Değil mi? Şurası. Şöyle. Eksi u dv. Bir eksi de burada var. Eksi rho del kare u i del t kare. Del u i del t. Bu terimin zaten içeriye işleyip biz bu kısmi türev çarpanın ilgili işlemleri yapmış idik. O zaman her ikisi de eksi olduğuna göre demek ki integral içindeki ben ifadeleri eksiyi tamamen dışarı alıp şu şekilde u artı 1 bölü 2 rho del u i del t'nin karesi dv hacim üzerinden integral alabilirim. Şimdi burada her iki terimde pozitif değerler alabilir ancak. Neden? Çünkü bu şekil değişim enerjisi yoğunluğu parametresidir, terimidir. Negatif olamaz. Ya sıfırdır ya pozitif bir büyüklüktür. Bu da hızdır. Del u i bölü del t hız. Hızın karesi geliyor burada bakınız. Zamana göre birinci türevin karesi. Bu da pozitif bir değer olmak zorunda. O zaman bizim hacim üzerinden integre ederken sıfırı sağlayabilmemiz için bu denklemin sağ tarafındaki eşit olması gereken değeri her iki terimin de değerlerinin ayrı ayrı sıfır olması gerekmektedir. Yani U şekil değişimi enerjisi yoğunluğumuz sıfır olmalıdır ve dolayısıyla bizim epsilon ic'imiz sıfır olmak zorundadır. U'nun sıfır olabilmesi için epsilon ic'in sıfır olması gerekir. Epsilon ic'in sıfır olması demek ne demektir? Ui'nin sıfır olması demektir. Ui neydi? Ui eşittir. Biz bir ui prime eksi ui double prime şeklinde ui üssü artı eksi ui iki üssü şeklinde biz öngörmüş idik. Eğer iki farklı çözüm var ise biz bu iki farklı çözümün toplamını yani aslında çıkartılması eksi 1 ile çarpılmış halinde toplanması demek bu ikinci çözümün. Bu da bir çözüm olabilmeli diye kurgulayarak biz UI'yi çözmeye çalıştık.
ve sıfır olması gerektiği ortaya çıktı. Yani bu ne demek? UI üssü eşit olmak durumundadır UI 2 üssüne. Değil mi? O zaman başlangıçta varsayılan iki farklı çözüm aslında aynı çözümdür. Aynı çözümdür. Dolayısıyla doğrusal elastik, yani linear elastic sınır değer problemlerinin çözümü tektir. Linear elastic mixed boundary value problems. Mixed boundary value problems diye. Linear elastic mixed boundary value problems diye İngilizce literatürde görebiliriz. Çözümü tektir tür problemler. Tek, unique terimini görürsünüz. Unique solution diye geçer. Tek çözümü vardır ki zaten bizim de istediğimiz o. Ancak lineer olmayan, mesela stabilite problemleri gibi lineer olmayan elastisite problemlerinde ise çoğul çözüm, birden fazla çözüm mümkündür. Mesela kolonların burkulması. Mukavemet dersinden de hatırlayabiliriz. Birden fazla çözümü vardır aslında. Problemin temel denklemini sağlayan. Ve bunlar da değişik burkulma modlarını oluşturan çözümlerdir. Demek ki lineer olmayan problemlerde birden fazla çözüm olabiliyor. Aynı ikinci dereceden bir denklemin, parabolik bir denklemin iki tane kökü olduğu gibi.